Yüce Rabbimizin isimlerinden biri de adl, yani adil olan, adalete emredendir. Allah Maide suresinin 8. ayetinde şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Allah adalet yapanların en hayırlısıdır. Onun düzeni tüm kainatı kuşatmıştır. O adaletini dünyada ve ahirette kullarına gösterecektir. Her şeyi hakkıyla gören, her şeyin içini dışını bilen, her şeyden haberdar olan Allah'ın tüm işleri hikmetli ve adaletlidir. İnsanların yaşamları boyunca işledikleri tüm fiiller muhakkak Allah'ın adaletine göre değerlendirilecektir. Zulüm yapanların zulümlerinin elbette karşılıksız kalmayacağını, iyi tek bir sözün bile mükafatının verileceğini Allah Kur'an'da bize haber vermektedir. Tüm bunların adilce değerlendirileceği yer ahirettir. Allah'ın sonsuz adaletinin tecelli edeceği yer.